Evet, herkese selamlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü konsept biraz daha farklı. Dışarıya çıktım. Hava yağmurlu. Arabadan video çekiyorum. Birazcık çevreyi bu şekilde görmenizi istedim açıkçası. Zaman zaman bu şekilde de videolar çekmeyi düşünüyorum. Bugün gerçekten çok boğucu bir hava var. Hem hafif yağmurlu gibi biraz yağıyor, arada duruyor. Hem bulutlar fazla. Ya yani aslında bulutta da sıkıntı yok da böyle bir karanlık gibi ya hava. O bir iç karartıcı oluyor. Gördüğünüz gibi trafiğimiz soldan akıyor. Uygulamalar olarak gösteriyorum artık. Daha önceden bir video çekmiştim aslında araba kullanmayla ilgili. Onu da çok uygulama olarak gösterememiştim. Bu sefer uygulama olarak gösteriyorum. Şu anda Coventry'deyiz. Coventry sokaklarında ilerliyoruz. Bannerbrook, Tile Hill tarafından merkeze doğru CV1 diyelim. Postkodumuz CV1 taraflarına doğru gidiyoruz. CV1, CV2. Şeye göre davranıyor insanlar gördüğüm kadarıyla. Belli başlı yerlerde kamera olmuyor. Mesela bu yolda kamera yok. Kamera olmayınca ve hani biraz da rahatsa, biz şimdi ben Ankara anlaşmalı olduğum için dikkat ediyorum mümkün mertebe. Hani olmasam da dikkat ederim de olduğum için bir ekstra bir dikkat ediyorum. Çünkü bizim hani trafik cezası vesaire bu gibi şeyler olmaması gerekiyor. Da şunu göstereyim size. Bisikletlere çok önem veriliyor. Yani Türkiye'de mesela böyle yol ortasında bisiklet süren birine rastlayamazsınız. Tabi tam bisikletliği uygun bir şekilde geçecekken önümüze bu araba takıldı. Yan tarafa geçeceği için bekliyoruz. Şimdi bisikletleri bu İngiltere'de bisikletler şu şekilde geçiliyor. Mümkün mertebe rahatsız etmeden şöyle geniş alarak room şeklinde oluyor galiba. Room şeklinde deniliyor sanırım. Böyle geçiliyor. Herhangi bir şekilde korna çalmak vesaire olmuyor. İşte az önce soldan gelen bir araba vardı. Onu kamera aldı mı bilemiyorum. İlk zamanlarda çok korkuyordum. Şimdi ana yol hakkı bende ama soldan gelen arabalar böyle hızlı geliyorlar. Sanki böyle yola girecekmiş gibi. O beni bayağı korkutuyordu. Kurallara uydukları için artık alıştım yani. Hani soldan girme ihtimali yok olarak görüyorum. Tabii yine de dikkat etmeye gayret ediyoruz. Evet, ilk roundabout burası. Kavşak yani. Bizim kavşaklar, burada çok kavşak var ya. Yani özellikle ilk araç kullandığımda kavşak olayına bayağı bir zorlanıyordum kavşakta. Yani uygulamasını bilsem bile pratikte birazcık sıkıntı yaşayabiliyor insan. Canım bir korna oldu. Bir de böyle şey oluyor. Şu an onu açtım ama mesela diyelim ki bir de korna çalıyor birine. Hani o korna sanki hep bana çalıyormuş gibi geliyor. Birden böyle panikliyor insan, bir rahatsız oluyor. Ses nasıl olacak tam kestiremedim. Özellikle harici bir mikrofon takmadım. Muhtemelen iyi gibi olur sanki gibi geliyor bana ama arabanın iç ses alması da var, bu etken o da sıkıntı oluşturabiliyor bazen. Bu yol olayı yani yolu çekmek yani benim için güzel olur diye düşünüyorum. Hani çünkü içerik anlamında farklı şeyler göstermek
verirsek ceza yiyoruz. Bugüne kadar hani büyük konuşmayayım ama hiç girmedim. Çünkü bazı noktalarda direkt uyarıyor, baslayın kamera diye uyarıyor. Genelde baslayın şey oluyor. Yeşil oluyor. Akşam gibi değil mi? Halbuki saat 2. Ya işte bu şey döneminde hani havasından dolayı çok şikayet ediyorlar ya, işte her gün yağmur mu yağıyor falan muhabbetleri dönüyor ya. Ya bu bakımdan yani Karadeniz'i andırıyor burası. Yağmur olayı böyle yani. Hani çünkü insanlar çok şey değil. Yani ben mesela Trabzon'da büyüdüm. Bizim oralarda böyleydi. Ha biraz daha farklı mı? Evet farklı. Bazen işte mevsim yani geçişleri biraz şey olabiliyor. Sert olabiliyor burada. Bir bakıyorsun yağmur, bir bakıyorsun güneş, böyle sen ne olduğunu şaşırabiliyor. Ama onun dışında çok farklı bir şey yok. Hele yazın zaten bizi çok şaşırttı. Yazın yani abartmıyorum, haftalarca yağmur yağmadığını biliyorum yani. Bir ay boyunca güneş vurduğunu falan da biliyorum. Hatta bir ara şeyler İngiliz hesaplarında şeyleri görüyordum. Karikatür yapmışlar. Hani lockdown varken hava güneşli, yokken yağmurlu falan diye böyle takılıyorlardı. Burada ambulanslara falan karşı bayağı bir şey gösteriliyor. Yani Türkiye'de de öyle de. Atıyorum polis, ambulans falan böyle geçtiğinde hemen böyle eğer geçemiyorsa hemen böyle kaldırıma falan çıkıyorlar. Işık kırmızı ışıktaysa kırmızı ışıkta geçip öyle yol veriyorlar falan. Ekstra bir önem veriliyor. Ekstra bir duyarlılık gösteriliyor gördüğüm kadarıyla. Ben de şey yapıyorum hani artık bazı şeyler şeyde yok yani hani ehliyet kitabında falan yok. Gördüğünü uyguluyorsun bazen. Stasyondan almıştım. Esso diye geçiyor. Ancak ilk olduğu için bilmediğimden dolayı en pahalı yerlerden birinden aldım. Ondan sonra Morrison en sonunda birazcık daha uyandıktan sonra Azda'dan almaya başladım benzinlerimi. En uygun Azda'da. Burada işte şey yapıyor. Burada bus lane var yine. Hani kullanabilirsiniz. Kullanım dışı falan birilerine uyarıyı veriyor. Bazen öyle bir oluyor ki insan hani kullanabilirsiniz diye tabela koyduğu halde hani bütün şeritleri kullanabilirsiniz gibi bir şey yazdığı halde yine de kullanasım gelmiyor. Hani çünkü ona alışıyorsun, sonra başka bir yerde gelesim geliyor. Bir de şimdi yine bir randevuda gidiyoruz. Bu randevuda girerken de mesela sağ sinyal veriyoruz. Hani oradan döneceğiz şeklinde. Hani arkadakine mesaj veriyoruz. O da bana değişik gelmişti hani. Oradan düz gittiğin zaman vermiyorsun, döneceğin zaman veriyorsun şeklinde bir durum oluyor. County'de sıradan bir gün diyebiliriz aslında. En sıkıcı günü böyle. En böyle yağmurlu bir havanın olduğu dönem böyle diyebiliriz.
falan çok iyi burada. Yönlendirmesi falan, yani iyi takip ettiğin zaman iyi ol, şey oluyor. Yani zorlanmıyorsun hiç. Hani atıyorum bu şehirde gittiğin zaman mesela eğer sola döneceksen öncesinden seni uyarıyor. Düz ya da sola doğru gideceksen ok işareti falan koyuyorlar mutlaka. Ama onun dışında şey olmuyor. Eğer sürekli kullandığın bir yolsa zaten kendine alışıyorsun. Burada hemen uyarmış mesela. Sürekli uyardığı bir yolsa şey yapmıyor. Sıkıntı o. Yani sürekli alışıyorsun zaten bir yerden sonra. Hangi şeride önceden geçmen gerektiğini falan biliyorsun. Ihtimalleri yüksek. Hani uyarıyorlar adamlar. Yani kamera olmadan kamerayla çekim, yani kamera uyarısı yapılmadan kamerayla çekim yapılmıyor. Sabit olan yerlerde. Diğerlerde şeyler gezici olarak dolaşıyor zaten. Evet, şimdi böyle bir deneme yapmış olduk. Böyle bu tarz videoların devamını gelmesini isterseniz yorumlarda belirtmenizi belirtebilirsiniz. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.